Hanımlar beyler, Dastas'ın prodüksiyonu Ben Varım oyunuyla Didem Balçın, Yeliz Kuvancı, Erdem Akakçe'ye alkışlıyoruz. Hoş geldiniz. Evet, harika kadro, çok iyi oyuncular. Erdem'le başlayalım Ben Varım oyunuyla. Tabii ki ilk başta konuşacağız. Ben istersen hemen oyunla ilgili kısa bir bilgi vereyim elimdeki notlardan. İlk olarak 24 Ocak'ta oynadınız. Çok yeni henüz. Müzikli bir oyun mu bu? Evet. Harikulade. Nefis. Müzikal değil yani. Müzikal değil, müzikli oyun. Tiyatronun yükselişi içerisinde aslında seyirci aradığı birçok şeyi sizde bulacak. Hemen biraz kısa özet geçelim. Biraz da felsefik bir oyun galiba. Özetten de bunu anlıyoruz. Kasiyer Yasmin'in, Yasmin mi Jasmin'in? Yasmin. Kasiyer Yasmin'in zorlu hayatı ve koşulları bir mucize hayaliyle yaşamasına neden oluyor. Zorlu hayatı. Hı hı. Mucize gerçekleşiyor ama pek o kadar da mucizeye benzemiyor. O gerçekleşen mucize. Mucize bekleyenlerin, mucize pazarlayanların, başkasının mucizesine bel bağlayanların, her insanın kendi mucizesini yaratması gerektiğine İnananların oyunu bu. Basın bülteni çok güzel yazılmış. Kesinlikle. Merak ediyorsun. Kim peki mi? Evet. İletişimde. Evet. Peter Lund, Alman yazar yazmış. Bizi aciz bırakan, önce yalnızlaştırıp sonra sağır edici uğultusuyla akılsız bir kalabalığın içine atan mucizeye bakıyor. Umuda benzeyen ama hep umutsuzlukla biten mucize beklentisinden nasıl kurtulacağımıza, ne zaman, ne olduğunda ben yokum dememiz gerektiğine bu kritik karar anını kaçırmamak gerekiyor. Çok güzel, çok ilham verici. Şimdi ben bir şey fark ettim, bilmem paylaşır mısınız? Hemen sana soruyorum. Çok fazla kişisel gelişim konferansları var biliyorsun. Bütün Türkiye'de. Hatta bazılarında işte sertifikalar veriliyor bilmem falan. Çok önemli insanlar. Ben de eli yüzü düzgün olan bir tanesine katıldım. Birkaç yere gittim. Şimdi buralardaki insanlarına bakıyorum. Hepinizin haberi vardır. Her yerde. Herkes birbirine eğitiyor. Bir yandan herkes kişisel gelişim kitapları yazıyor. Ya sanatkarlar, yaşamış olanlar, tecrübe etmiş olanlar. Ya bu konuları okumuş, bu konularda eğitilmiş olanlar, ya yalnız kadınlar, yalnız kadınlar, yalnız kadınları yazıyor, yalnız erkekler, yalnız erkekleri yazıyor, anneler çocuk bakımı anlatıyor. Herkes kişisel gelişim yazıyor. Fakat sonuçta dönüp neyi görüyoruz? 1000 tane de konferansa katılsan, 1000 tane de kişisel gelişim kitabı okusan, aslında sinemadan değil ama tiyatro piyesinden, tiyatrodan, bir tiyatro salonunda iyi oyunculardan, ne diziler ne sinema filmleri gibi gerçekten tiyatro sahnesinde performans gösteren iyi oyunculardan hayat hikayeleri dinlemek, felsefe tartışmaları dinlemek ve arayışları, insanın arayışı, insanın kaderi, insanın aklı, fikri, felsefesi, tarihi, bütün bunları eğlenerek izlemek kadar iyi bir kişisel gelişim semineri yok galiba. Yok bence kesinlikle. De canlı bir deneyim olduğu kesinlikle için. Ve bu herhangi bir kişisel gelişim konferansı semineri, parayla gidilen, bilmem ne yapılan, sonuçta sertifika alınan falan, hepsine eğer bir sertifika gerekiyorsa sana, al işte o tiyatro biletini göster. Ha? Kesinlikle. Değil mi? Çok güzel. Dastas, Ben Varım, tiyatro biletini göster, de ki ben bu kişisel gelişim seminerine katıldım de. Aynen. Hakikaten öyle. Öyle. Ve bizim şey bile öyle, yani Amedeus'ta bile. Geçen gün bir röportajda konuşurken işte geldi Habertürk bir röportaj yapıyordu. Çok hoş bir hanım geldi, soruyor şudur budur falan. Biz de işte oyunun içinde nelerin tartışıldığını anlatıyoruz. İşte inanç, kıskançlık, kariyer sevdası, müzik, emek, karşılık, hayal kırıklığı. Sonra bir anda hepimiz dedik ki evet, zaten bütün kişisel gelişim kitaplarında bu anlatılıyor ki. Sadece biz bunu yıldızlara, astrolojiye falan bağlamıyoruz yani. Gerçeğe bağlıyoruz. Tiyatro metni de bunu yapar zaten. Aynen. Ne diyorsun? Altına imza mı atıyorsun? Yani evet. Çünkü herkes bir şey anlatıyor artık. Bu hakikaten İngilizler frenzy der buna, böyle bir çılgınlık haline geldi yani. Herkes bir şey anlatma sevdasında. Yaşam koçluğu, hayat koçluğu, nefes koçluğu filan, bunların hepsi böyle majör meslek dalı haline geldi. Bravo. Evet, ama hani altı ne kadar dolu ya da giden adam ne kadar ne öğrenecek ya da o anlatan kişinin arazlarından ne çıkaracak filan, bunların hepsi spekülatif. Yani evet, çünkü evet. Anlatan kişinin böyle bir yetkisi var mı, bir kere bunu tartışmak lazım.
Bu konuda bence yetkisi olan tek mecra, evet, tiyatro. Kesinlikle yetkisi var. Çünkü bir de tiyatro yönetmeninden oyuncusuna kadar, çünkü oyuncusu da rastlantısal değil. Yani sinemada güzel bir bakışı vardır. Ve işte şey, Cem Yılmaz geçen gün anlattığı işte Humphrey Bogart'ı anlatıyor. İşte müthiş oyuncu falan filan, diyorlar ki ne güzel bakıyorsun Casablanca filminde. Ondan sonra kadına. Humphrey Bogart da diyor ki orada bir ışık sehpası var, ben ona bakıyorum sürekli, orada karşımda kadın yok ki, kamera var, yani ışık sehpasına bakıyor, ne güzel bakıyorsun. Yani oyuncu aslında, değil mi? Yani şeyde de hakikaten tiyatroda rastlansal bir şey yok. Tiyatro oyuncusu, dramaturji, bu oyunda ne anlatmaya çalışıyoruz, seyirciye en doğru şekilde verelim. Bunun sorumluluğunu üstlenen ve de oynadığın zaman da işte önemli bir yazarın oyununu, herkes oturuyor 1,5-2 ay, belki 3 ay prova ederken bunun ilk 15-20 gününü tamamen metin üzerinde çalışarak, kafa patlatarak geçiriyorlar. Tamamen ehliyetli insanlardan. Evet, daha organik bir anlatım için galiba. Yani... Evet, daha da organik tabii ki. Ehliyetli insanlardan işte rastlantısal olmayan bir şeyi tamamen aklın süzgecinden geçmiş bir şekilde oynuyorsun, anlatıyorsun. Evet. İlham verici. Bir de kişisel gelişim kitaplarında ya da diğer seminerlerde hep insanlar bir şeye ihtiyacı olduğunda ona gidiyorlar. Dedik yani, çok evet. İşte çocuğu varsa anne çocuk seminerine. Tiyatro öyle bir şey değil. Herhangi bir oyuna gidip iyi bir oyunsa ve iyi oyuncuları varsa, anlattığı bir şey varsa bir yerine geliyor ve bir yere oturuyor insanın. İlle bir şeye ihtiyacı olduğu için gitmesine gerek yok. Kesinlikle. Bir de biraz daha gerçeklerden bahsediyor olması galiba benim için şey. Daha kabul edilebilir kılıyor. Hani bahsettiğiniz bu kişisel gelişim meselelerinde falan şey gibi bir hal var şey. O hissettiğin şey kıskançlık değil. Onunla barış. O başka bir şeye evrilebilir falan. Hani o gerçekte olan her şeyi reddedip aslında her şey çok güzel. Anda kalırsan çözersin falan gibi bir... Ya o anda kalmak nedir? Beni deli ediyor. Ben de ölüyorum ona. Ona anlat bir yerinizde. Anda kal falan. Tamam, kalalım anda. Evet, anda kalmak kıymetlidir. Gerekir de bazen ama çok gerçekliği yok. Herkes için gerçekliği yok. Yani yok. Belli bir tabakanın üstü için işte derdin mi var? Bugün iyi hissetmiyorsun kendini. O zaman kalk bir kahve koy kendine ve biraz anda kal ve sevdiğin şeyleri düşün falan. Tamam, bunları geçelim de yani başka bir gerçeklik de var ya, mesela geçim sıkıntısı çekenler, işte karnını doyuramayanlar, açlıktan ölenler. Kapıya dayandığını anda kalmak istemezsiniz. Bitik olanlara ya. Onlara hadi birazcık da bu kişisel gelişim şeylerini şey satın gibi yani. Geliyor, Bodrum'a taşınan orta yaş kadın sendromu. Yani histeri. ya. Hayır, bir de şey var yani, Bodrum'a taşınmış orta yaş hanım arkadaşlarımın hepsi herkes birbirini tutma ihtiyacında. Yani mesela şu mesafeden konuşalım, yok. Tutacağım seni. Bu enerjiyi sana vereceğim. Sen beni tut, ben onu tutuyorum. O başka bir şey o tutuyor. O popülasyondan nefret yani, etme şansın yok. Biz de tutamazsak taş tutuyoruz, bir şey tutuyoruz filan. Yani bu bilmiyorum neden. İhtiyacımız var çünkü. Evet. Çok acayip. Ama işte tiyatro bunu karşılıyor. Erdem, tebrik ediyorum. Hemen programa başlamadan önce de konuştuk. Rise of Ottoman dizisi Netflix'te yayınlanıyor. Çok etkili oldu. Hakikaten harikulade oynuyorsun. Bence de güzel bir yorum. Çok teşekkür ederim. Nefissin. Ne kadar sürdü çekimleriniz orada? Vallahi işte... Ya yani... gizlice mi çektiniz? Nasıl oldu? Bir anda böyle bir şey belirdi. Aynen, ben de öyle düşünüyorum. Ne zaman çekildi bu falan oldu? Ya böyle Şubat, Mart gibi falan bunun ilk toplantıları falan oldu. Seven Pictures'ın işte binasında falan. Ben en son Ağustos'ta falan hala son bir tane sahne kaldı. Tamam, onu da çekiyorum falan diyordum. Nerede dolayısıyla... çektiniz? Saklanarak mı çektiniz? Nasıl oldu? Abi beni bir yere götürdüler ve bilmiyorum yani. Hakikaten bilmiyorum. Böyle bina yok. Hani fonda da bina yok. Yeşil falan mı var? İşte çorak bir arazi ama hani savaş yapılır yani. Hani hani böyle şey yok. Vinç yok. Bir kere çok enteresan. Vinç yok. Allah. Yani evet, yani zaviyende böyle puslu olmayan berrak bir havada vinç göremiyorsun. En uzağa baktığında, gerçi benim yaşımla da alakası olabilir bunun ama hani. Ama özür dilerim, niye alakası olabilir? Olabilir, 45 yaşında çünkü yani uzağa göremiyor olabilirim artık hani. ne tevazu sahibi insan inanılmaz. Ya. İnanılmaz. Buna da eyvallah hani, ama şey,
Konya'da da çekimi oldu, bilmem işte falan filan 3-4 farklı lokasyon, yani onların hepsi hala beni götürdükleri yer dahil sır, çünkü sabah altta aldılar beni. Böyle arabada hani uyumak suretiyle filan gittik. Ertesi sabah 9'da filan yine uyumak suretiyle döndüğümüz için hakikaten tam olarak bilmiyorum nerede çekildiğini, ama yani benim kısımlarım bu civarlarda çekildi. Yani İstanbul, Trakya civarında çekildiğini söyleyebilirim. Harikuladeydi. Peki, şimdi biraz yine Erdem'den dinleyelim. Oyunun, Ben Varım oyununun ne anlatılıyor aslında? Biraz çünkü felsefi yazılmış tanıtım metni de. Evet. Daha net mi anlatayım, kısa mı anlatayım? Yani aslında Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Bir kadının bir mucizenin peşinden gitmesi ve bunun için hayatını değiştirirken değiştirmesinden bahsediliyor tam olarak. Şarkı söyleniyor mu? Söyleniyor, evet. Canlı orkestramız var, mucize orkestrası. Güzel. Evet, hepimizin şarkıları var. Var, var. Bütün oyuncuların. Ejmeli yok galiba. 12 kişilik bir koromuz var, bir ekibimiz. Çok iyi. Dans ediyorlar. Onlar böyle bizim aslında... Evet, evet, canavar bir ekip. Evet, yani. Böyle genç, dinamik, 6 kişi orkestramız. Yani güzel bir ekibimiz var. Alper Baytekin oynuyor. Didem Balçın, Ecmel İz, Erdem Akakçı, Hülya Gülşen, Iraz Yöntem, Tuğrul Tülek, Yeliz Kuvancı, Özgün... özür dilerim. Özgün müziği de Wolfgang Böhmer'inmiş. Koronuz var. Hakikaten çok kişi var koroda. Evet. Ve orkestra 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi. Peki. Dastas'tasınız. 12, 13, 26, 27 Şubat. Çok güzelmiş. Biz ne zaman yayınlanıyoruz? 8 Şubat'ta. Yani demek ki 12, 13, 26, 27 Şubat. Güzel. Çok fazla oynuyorsunuz. Ayda 4 oyun oynuyoruz çok şu anda. Iyiymiş. 3 ya da 4 oyun. Yani Dastas'ın programına göre zaten hani bütün oyunları serpiştiriyoruz. Yeni oyunumuz olarak da Ben Varım başladığı için ayda 4 oyun şu anda oynayabiliyoruz. Ben izleyemez miyim? Benim bir tarihim yok mu? Ben 29 çeken Şubat'ta 25 gün sahnedeymişim. Biz izleyeceğiz demek ki. O 4 günleri biz izleyeceğiz. Biz size geleceğiz. Evet. Biz geleceğiz. Canım efendim. Hayır, ben çok merak ediyorum çünkü gelmek istiyorum. Daha Dastas'ı görmemiş olan bir gerizekalıyım yani. Sen oynuyorsun, nasıl görmedin? Evet, yani oynamadan önce ben de görmemiştim. Anlamadım. Oysa şey, yalnız olmalı yani. Nasıl görmedim? O öyle mi düşünüyor acaba? Hani sete götürülür gibi. Beni bir yere götürüyorlar. Oynamadan görmem abi. Öyle bir şey yapamadım. Erdem inanılmaz bir oyuncu ya. Böyle geldi. Estağfurullah. Böyle... Yok, o anlamda demedim. O kadar rahat ki böyle hepimiz tir tir titriyoruz. Bir de yani hani koro, orkestra, niye her şey. Niye tir tir titriyorsun? Yani gergin, heyecan var. Çok heyecan var ya. Ama Erdem böyle yaparız ya, olur ya. O kadar bir cool, bir rahat tavrı var ve o insanı rahatlatıyor. Yapmaz mıyız? Kesinlikle cool. Peki. Erdem'in tabii dop dolu bir kariyeri var. Evet. Bu üçüncü Richard'ı oynadın. Oynadım abi. Müthiş. Yaptım böyle bir şey. Müthiş. İntiharın genel provası gibi oyunlar var. Erdem Akakçe Band var bir de. Her şeyden güzeli. Evet. Çok iyi. Ve tabii ki işte diziler falan filan bilmem ne. Yeliz'e baktığımız zaman Yeliz'de Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi var. Seni bana yazmışlar, Böyle Bitmesin, Kocamın Ailesi, Hangimiz Sevmedik, Keşke Hiç Büyümeseydik dizleri. Can Yaman'la başrol paylaşıyor. Ben bilmiyorum. Anlat, ben de bilmiyordum. Anlat. Biz dinleyelim. Yani aynı mahallede oturuyoruz, ben de bilmiyorum. Anlatsana şunu. Evet. Anlatsana. Ne anlatayım, ne dinlemek istiyorsunuz Can Mesela Yaman'la ilgili? Onu anlat. Onu bize anlat. Onu anlat bize. Yani bunu sordum ben, ya da benim her programda bahsettiğim bir Can Yaman efsanem var. Evet, doğru. Yani ve seyirci buna gülüyor. Harem Kabare'de bir şey var. Yani oyunda küfür müfür yok. Ama bir İngilizce küfür gibi olabilecek bir yer var. Ve işte her yere turneye gidiyoruz ve İngilizce bir küfür gibi olsa da işte turnemizi düzenleyen harikulade bir adam var, Kerem Bey. Dedi ki ya bunu dedi acaba başka bir şey mi söylesek dedi. Şöyle bir sahne var yani ben ve oyuncu arkadaşım çocuğun adında karar veremiyoruz. İşte kadın şey istiyor böyle garip isimler istiyor. İngilizce, Türkçe falan filan gibi isimler söylüyor. Ben de onları çok aykırı ve fazla...
egzajere böyle şeyler buluyorum filan. Ondan sonra işte diyorum falan, ya böyle isimler olmaz çocuğa diyorum filan. Orada var İngilizce bir küfür. Bunu çıkar dedi. Ulan tam turnedeyiz, ne koyacağız onun yerine? Hani çocuğun ismi ne olsun filan. Abi onu da dedim bulamadım ve düşünmedim de. Düşünmedim de son anda aklıma geldi. Sahnede dedim ki, lan dedim çocuğun ismini Can Yaman mı koysak acaba dedim. Abi bir alkış bir kahkaha. Ana. Anlat. Çok tuttu. Çok tuttu. Yani Can Yaman'ın kendisi tutmuyor. Can Yaman'la dalga geçme tutuyor. Ha evet, olabilir. Anladın mı? Anladım, ya, anladım. Ama şahsen çok tatlı olan. Yani. Benim ben onunla ilgili yaptığım esprileri mesela Twitter'a koyuyorlar. O da onları retweet edip, ah Okan abi, ah ah yazıyor. Bir çağırsanız da şuraya. Çağırma. Niye? Heyecanlanıyor. Ama çok tatlı, çok çok zarif bir şey yapıyor yani. Hakikaten. Yani şey yapmıyor, alınmıyor şakalardan. Ne ya güzel. Öyledir bu arada aslında. Yani anlatsana. Ya şimdi eski partnerim zaten hani kötü bir şey söylemem. Çünkü biz çalışırken de gerçekten hiçbir yanlışını falan da görmedim. Gayet ya iyi anlaştık. Ya çocuğun bir kabahati yok. Yok. Herkes her şeyi abarttı. O kadınları madınları da bunun üzerine saldılar. Ne kadar orta yaş İspanyol, İtalyan kadını da ooo Can Yaman hırın 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 falan filan. Bu bir sarsalandı. Başka bir şey yok. Çocuğun bir kabahati yok. Orada bir şeyler söylemiş. Fakat bugünün dünyasında şey fazla artık yani. Bu sosyal medyada şey çok fazla. Yani herkes birbirine parmak sallıyor ya. Evet, böyle. Evet. Ayrımcılık yapıyorsun. Kadına şiddetten yanasın. Şuna bilmem ne yapıyorsun falan filan. Onun kurbanı oldu. Galiba, aslında biraz evet. Fazla çapkınca bir şaka yapmış çocuk. Olabilir evet. Ben olayları çok da takip etmedim ama. Ben de olayı biliyorsun. Ben çok yakinen takip ediyorum. Ben de o kadar abi, bilmiyorum. Takip etmezsem de zaten burnuma sokuyorlardı. Ya ben hayatımda tanıyabileceğin en analog adamlardan biriyim. Dolayısıyla bayılıyorum sana. Evet. Beceremiyorum. Ben yani. De öyle kalmak istiyordum ama televizyon programı olur. Yapıyorum. Ya. Evet. Başka çarem yok. Her şeyden haberim olması lazım ki o konukla ilgili, onunla ilgili bir şey yapacağız. Tabii. Şaka maka yapılacak. Öf çok sıkıcı. Hiç şaka yapmak istemiyorum. Ama Can Yaman'ın kendisi şaka zaten. Can Yaman deyince herkes gülüyor. Peşine bir espri koymana gerek yok. Can Yaman diyorsa oluyor. Niye bilmiyorum. O sizle alakalı galiba. Ben de şimdi gülüp duruyorum. Yani yanlış anlamasın o da hani. Beni izlersin. Ya ben bir daha söyleyeyim nerede de. Nerede o? Askere gitti. Orada mı? Bilmiyorum. Duruyor? Gerçekten bilmiyorum. Gerçekten askere şu gitmedi. An. Ne oldu? Ne oldu? Ne? Gitti. Gitti gelmedi. Geldi mi? Geldiğini hiç haber vermedi. Uzun dönem yapıyordur bekleyecek. Bir süre onu uzak tutacaklarmış. Ha. Öyle bir şey varmış. Uzak duracakmış. Doğru bence. Evet. Mantıklı bir hareket. Ben destekliyorum. Çok uzağa gitmesine gerek yok. Onu galiba menajeri anlamıyor. Brezilya'da duracak diyorlardı. Gerek yok. Yok yok şuradan canım. Şuradan Tekirdağ'a gitse yeterli. Aynen. Yani yine uzak durmuş olmuyor mu? İpsala'yı geçmeden dursun. Hayır tamam. Önemli değil. Niye Brezilya'ya götürüyorsun adamı? O kadar yol mesafe filan. Konya'ya gitsin otursun. Neyse canım kendini. Yani nereye? Bodrum'a gitsin, Eskişehir'e gitsin. Ne olacak ki? Konya yorur hocam. Doğdum oradan biliyorum yani. Ha? Konya yorabilir. Konya evet. Ama yani. Peki. Das'ta işler nasıl? Her şey güzel, yolunda mı? Yolunda. Ha? Oyunlarımız büyük devam ediyor. Büyük bir etki yarattınız. Yani. Güzel kendi oldu. Kendi işlerini üreten. Evet. Çok önemli bir tiyatro. Bir gösteri alanı yarattınız. Hı hı. Hem müzik tarafı hem drama tarafı ikisi de mükemmelen çalışıyor. Hem yani güzel gidiyor. Hem aynen. Bir de çok eski oyunlarımız devam ediyor. İş üretiyorsunuz. Yani ben şaşırıyorum. Mesela Zorlu PSM sizin kadar iş üretmiyor. Ama birazcık daha farklı kulvarlardayız bence. Yani biz Zorlu PSM gibi değiliz. Biz gerçekten hepimiz orada sahadayız. Her gün orada yeni bir şey yapılıyor, yeni bir proje oluyor, konuk tiyatrolar geliyor. Evet, hem biz de çıkarıyoruz. Biz de bu arada evet siz de öylesiniz. Biz de arka arkaya şey yapıyoruz. Yani yeni tezgahta işler var. Yeni yazdığımız işler aynen. Var. Yeni sahneye koyacağız. Biz tabii siz bizde bize göre daha büyüksünüz de. Yani hem alan olarak hem kadro olarak biz de şey yapıyoruz. Yani demek ki mesela böyle büyük
yatırımlar, sahne, salon bilmem ne yatırımları oralara kimi memur olarak koyarsan koy o kadar bereketli olmayabiliyor. Halbuki daha küçük, kendi yağıyla kavrulan, kendi öz sermayesiyle siz biz filan, evet, anladın mı? Kendini aynen hizmet ediyoruz şu anda. Evet. kendi öz sermayesi, kendi işiyle girmiş olanlar böyle CEO'lar, MEO'lar gibi gibikler olmadan da daha çok iş çıkarıp daha çok para kazanabiliyor. Evet, ama dediğiniz gibi sürekli bir üretmek, sürekli çalışmaya, evet, devam etmek durumundayız. Ya şu, biz daha yeni premier yaptık. Bizden sonraki oyunun provaları var şu an. Değil mi? Yanlış mı söylüyorum? Evet. Çok acayip atölye değil mi? Çok acayip bir üretim alanı. Şahane. Evet. Yani güzel oldu Dastas. Daha her gün daha güzel olacak. Aynı şekilde i̇nşallah, yani her inşallah gün daha yeni oyunlar. İnşallah, inşallah daha güzel olacak. Aynen, şimdi hemen hemen her gün dolu mu konserler? Her gün dolu. Hem, hem de yani 3 salonumuz var bizim aslında. 3 aynı anda 3 etkinlik olabiliyor Dastas'ta şu anda. Hmm. Bir gün boyunca çocuk oyunu, işte atölyede bir oyun, salonda bir oyun, sonrasında konser, bir 4 etkinlik bile olabiliyor. Bir de denemeler yapıyorsunuz. Mesela bir tane büyük oyun, Zengin Mutfağı gibi. Evet. Değil mi? Sonra daha küçük, daha felsefik aynen, bir oyun. Aynen, tabii tabii. Yani şey gibi değil, hani biz büyüğüz ve büyük bir şey üretmeliyiz hayır, falan. Hayır, hayır, hayır. Yani aksine işte diyorum ya, atölye, Erdem'in dediği oyun atölyeye yapılan yeni oyun. Hı-hı. İşte şu anda provaları var. O atölyede 130 kişilik olan sahne için yapılıyor. Zaten biz mesela büyük salon için şu anda bir dahaki sezona kadar yeni oyun yapamayız artık. O şeyimizi doldurduk. Doldu değil mi? Evet. Tamam. Çok merak ediyorum oyunu. Hepiniz şarkı söylüyorsunuz. Evet. Evet. Hepimiz söylüyoruz. Elimiz. Şimdi tabii yani böyle şey olmasın. Erdem Akakçı'nın şarkı söylemesiyle benim gibi değil. Burada kendimi de şey yapmayayım. Aman şekerim, küçümseme kendimi. Hayır. Küçümseme. Ben... Bakarsın buradan da bir kapı açılır. Ha, doğru. Şöyle düzeltme yapayım yani. Koray'la da bunu konuştuğumuz için çok net üzerinde söyleyebiliyorum. Hani karakterinin şarkı söyleme hadisesini o kadar düzgün halletti ki Didem. Hani ha, Didem şarkı söylemiyor deselerdi bana, ben saçmalamayın derdim. Çünkü hani... Hayır yani tamam, teşekkür ederim ama mütevazılık yapmıyorum. Demek istediğim şu yani, Erdem'in gerçekten bir sesinin bir karakteri var. Başka bir şekilde söylüyor yani. Onun dinleyince... yavrum benim, her şeyinin karakteri, evet, var onun. Eyvallah. Bizim canım de var. ama yani evet, o Didem, güzel söylüyor. Didem de Eliz de yani, geri kalan herkes de o konuda boş değil yani. Ya tamam işte bir senin şey yapmayalım. Senin sesin nasıl? Yeliz'in de sesi çok güzel. Ben onu, yani, herkesin sesi yani güzel. Ya sesi güzel dediğim herkes iyi söylüyor. Şekerim, bu oyuncular her konuda mı kabiliyetli olmuyor? Değil işte ya. Yani keşke, keşke. Değil işte dedi. Yani tiyatrocular, bak sinema ve dizilerden söz etmiyorum, kusura bakmayın. Siz oyuncusunuz başta da, o yüzden söylüyorum yani. Estağfurullah. Çünkü tiyatro, tiyatro başka bir şey. Şimdi başka bir şey. Tiyatro yükselişte ya. Herkes tiyatro yapıyor. Evet. Biz ister misin böyle bir zincir gerelim, Haliç'e zincir gerelim. Giremez. Oyuncu olmayan giremez diye. O kadar isterim ki. Yani. Oyuncu olmayan giremez. İnsan zinciri yapabiliriz. Yani bu elimizde bence. Ya zaten kötü oyun insanı tiyatrodan soğutur. Ama kötü o elimiz zaten abi, dökülüyor. Hani. Şimdi şöyle bir şey oldu. Biliyorsunuz Türkiye son 20 senesinde, 20 senesinin beraber geçirdiğimiz, hep beraber beraber büyüdüğümüz, yaş aldığımız, çocukluktan ergenliğe geçtiğimiz son 20 senemizde hep birlikte şu televizyonlarda, basında şu tartışmalara şahit olduk. Tiyatrocular işte sinemada ve daha sonrasında dizilerin çoğalmasıyla birlikte dizilerde yan rollerde oynuyorlar, küçük işlerde oynuyorlar, yeteri kadar onlara ücret ödenmiyor. Ama ve lakin işte bu güzellik yarışmalarından gelenler, işte efendim bu şeyden gelenler, işte alaylılar, neyse. Yarışma programlarından gelenler falan. Şunlardan gelenler falan, onlara başroller veriyor çünkü o kız güzel mi? Bu tartışmalar yapıldı lüzumsuz yere. Birileri bu tartışmalara alet oldu. Halbuki biz normal oyuncular ya da işte ya, ben de kendimi oyuncu, hiçbir zaman oyuncu olarak bahsetmedim. Ben de medyada bir insanım olarak öyle gösterme. Ama bize yani ne var ki bunda? Zaten bütün dünyada böyle oluyor. Yani bundan alınacak bir şey yok ki, hislenecek bir şey yok ki. Ama işte oyuncular, işte efendim o yakışıklı çocuğu ya da o güzel kızı oynatıyorlar. O oyuncular sayesinde oluyor. Ha tabii ki o güzel kız ya da yakışıklı çocuk sinemada da böyledir. Ondan sonra belki evrim geçiriyor, değişiyor ve Türk sinemasının çok önemli oyuncularında olduğu oluyor gibi, hani gazetelerin düzenlediği güzellik yarışmalarından gelip de Türk sinemasının medarı iftiharı olmuş kişiler de var. Dolayısıyla böyle bir süreç yaşanıyor. Şimdi ne oldu?
dizilerdeki güzel kızla yakışıklı çocuklar bu sefer tiyatroya geldiler. Tak tak tak. Ya. Kim o? Evet. Bilge geldi. O zaman şey, şu küçük rolü oyna bakalım. Ya. Çünkü bu rolü bu amca oynayacak. Evet. Değil mi? Gibi olursa muhteşem olur. İşte kötü bir şey değil. Bence de değil. Ne dersin tatlım? Katılıyorum size. Evet galiba öyle oluyor. İyi de oluyor. Kesinlikle. Çünkü İstanbul belki hayır ama... Aslında güzel de bir şey. Anadolu'ya geçtiğimizde tabii ki yine gözler televizyon şöhreti arıyor. Evet. O bence bütün dünyada evet, olan bir şey. Olan bir şey. Normal olsun. Bu. İster insan, ben de yurt dışına gitsem yani isterim tiyatroda görmeyi, isterim. Bir de şey de diyebilir miyiz? Aslında vesile de oluyor yani. O insanları görmek uğruna gidip bir tiyatro oyunu izlemeye başladığı evet. Hiç alakası olmayan kitlede. Galiba biraz vesile oluyor. İyi tabii, de oluyor. Yani bunda bir şey yok. Hiçbir sanatçı, beraber çalıştığı sanatçının efendim işte konservatuvar mezunu mu yoksa İşte efendim alaylı mı, şuradan mı geliyor, buradan mı geliyor, bunu önemsemez. Ama yine de öyle oyunlar var ki... Mecbur. Hiçbir pilotta, merhaba abi, amatör pilotum, senin yardımcı pilotun olayım mı, uçağı beraber kaldıralım mı demesine tabii ki... Müsaade etmez. Müsaade evet. Etmez. Dolayısıyla bazı oyunlar içinde şey aranır, çünkü tiyatro hakikaten oradaki... Mihenk taşı yani altını sürttüğümüz zaman altın olduğunu anladığımız taşla evet. Er Meydanı'nda tiyatro daha da anlaşılacak kadar. İnşallah zamanla. Bence o bir süreç. Evet. Yani şu an sektör zaten kötüye gittiği için tiyatro şu anda böyle bir ivme kazandı. Yani dizi sektörü şu anda bence kötü bir durumda. Sinema öyle. Hayır, dizi kötüye gittiği için değil sevgilim. Başka bir nedenle. Neden? Çünkü insanlar bir kere sizin işte oyunda anlattığınız şey... Ben varım. Hı-hı. Ben varım. Aynen sizin her bir birey Dastas'a gelen ya da buraya Dada'ya gelen her seyirci bir birey hı-hı. Ben varım diyor. Ben geldim. Bilet aldım. Dastas'a ben varım oyununa geldim ben. Hı-hı. Bilet aldım. Ben buradayım. Bakalım nasıl bir mucize beni bekliyor. Böyle talepkar yani böyle kapıda duvara sürtünerek gelip de nereye oturayım, tiyatro kurallarını hiçbir şey yapmayayım, aman bir oyun izleyeceğim, bunun seyircisi olayım. Mutlaka buradan bir selfie, afişle beraber, tiyatronun güzel duvarıyla bir selfie, mümkünse oyuncularla bir selfie, daha acayibi var. Harem Tabare oynuyoruz burada. Şu arkamdaki masada oturmuş bir hanımefendi. Açmış şeyini. Canlı video. Canlı. Evet. Çekiyor. Çekiyor. Dedim ki hanımefendi sonuçta bir tiyatro dünya videosunu dedim. Oyun oynanıyor mu? Ben de oynuyorum seyircinin arasına gidelim. Yani videosunu çekmesek. Video değil dedi. Ne yapıyorsunuz hemen? Yayın açtım dedi. İnanılmaz. Çok özgüvenli mesela. Pardon, ben nasıl ya? Yayın mı açtın? Utanırım nasıl ben. Yayın açtın ya? Canlı. Yayın açtım dedim kapat. Kapatamazsın dedi. Aa. Nasıl kapatamazsın? Benim yayınım dedi. Dedim bu da benim tiyatrom. Benim tiyatromu çekiyorsun. Fark etmez. Benim yayınım. Aa. Ya. İnanamıyorum. Babacığım. Ya. Gel tartışalım. Ne oldu tartışalım. Sonra? Benim ne oldu? Kapattı mı sonra? Müdahale mi ediyorsun? Televizyon binamı mı bastın sen? Ki yapabilir. İnanılmaz bir şey. Öyle bir özgüven hissettim ablada. Bayağı hayır, benim yayınımı evde. Nasıl kapattırırsın? Bu benim yayınım. Yani radyo televizyon üst kurulundan izin alınmamış, bir anten başvurusunda bulunulmamış falan filan fark etmez. Çok ilginç. Yeni bir tartışma konusu aslında evet, açmış yani. Evet abi öyle benim yayınıma nasıl müdahale edersin diyor. Yayın açtım. Ulan benim tiyatromu çekiyorsun fark etmez. Benim yayınım çekiyor. Böyle bir hakkı var. Böyle aslında bir hakkı var mı? Hukuki olarak yok şimdi ya. Düşündüğümde yanlış da değil galiba. Nasıl yani. Yanlış da değil olur mu canım? Hayır ben, biz tiyatro mekanında olduğumuz için ve biz... bir sanat sergilediğimiz için biz zaten değil mi birçok tiyatro anons ediyor. Aynen. Diyor ki işte lütfen telefonlarınızı diyor. Kapatınız, çalmasına müsaade etmeyiniz ve kaydetmeyiniz diyor. Hı. Bütün dünyada yapılıyor. Konserler dahil. Bizde bütün konserlerde çok açılıyor da yine bütün konser dünyada konserlerde çoğunlukla kapattırırlar. Hele hele ciddi konserler için. Ama ve lakin
engel olma, kanunen engel olabilirsin ama felsefik bir yaklaşımı var. Belki de dünya buraya doğru dönecek. Evet. Tam sen onun bahsedeyim. Yayınına belki müdahale edemeyeceksin. Tamam, ondan bahsedeyim. Bence bu çok korkunç bir şey ya. Yani bir distopya gibi geliyor bana. Korkunç bir şey bence bu. Ben çok korkuyorum yani. Aslında bence en ideali şu. Onun o yayını kapatmaması ve o yayınlananın da bundan rahatsız olmaması. Yani ben, böyle bir ideal alan yaratılabilirse belki. Yani falanca televizyon ya da bize ele alalım. Şu anda biz TV100 televizyonu yani bir ulusal haber... Evet. Ve eğlence kanalının yayınında şu anda hem yayınlanıyoruz fakat bir yandan YouTube'da da yayınlanıyoruz şu anda. Canlı YouTube, mı abi YouTube'da yayınlanan? Tabii canlı yayınlanan. Kapattıramazsın yani bandımızı ya yani şu anda biz canlı değiliz ama bu bandımız aynı anda ulusal kanaldan aynı anda ulusal kanalın YouTube hesabından yayınlanıyor. Aynı ulusal kanalın TV100'ün YouTube hesabı gibi Erdem olarak senin de YouTube hesabın var. Ne farkın var televizyon kanalında? Ayrıca da biz bu yayını Twitter üzerinden Periskop olarak da yayınlayabiliriz. Sen de kendin bir Periskop hesabıyla Twitter üzerinden yayın yapabilirsin. Evet. Biz Instagram'dan yayın yapabiliriz. Sen de Instagram'dan yayın yapabilirsin. Biz aynı anda Facebook'tan yayın yapabiliriz. Sen de yayın yapabilirsin. Peki biz ne olduk şimdi? Biz yayıncı mı olduk? Hayır. Çünkü bildiğimiz televizyonlar yayıncı diye baktığımız televizyonlar artık yayıncı değil. Onlar Digitürk, D-Smart, TV bu. İşte ondan sonra TV Plus, YouTube, bilmem ne bir sürü platform üzerinden yayın yapan içerikçiler. Öyleyse büyük bir televizyon kanalı düşün ve bir kişi düşün, bir liseli öğrenci bütün bu hesapları açarsa dijital medyada bir televizyon kanalı gibi bir yayıncı haline geliyor. Tabii ki. Bence sorun zaten çekmesi değil. Yani burada hani şimdi ben de eskiden çok takılıyordum. Oyunda biri fotoğraf çekiyor. Oyun esnasında görüyorum. Bütün oyun onu düşünüyorum, sinir oluyorum. Sonra düşündüm aslında benimle bir ilgisi yok. O canlı yayını açıyor. Onun canlı yayın açtığı insanlar daha kalitesi düşük, daha görseli düşük bir şey seyredip bir fikir sahibi oluyorlar haremle ilgili. Yani bence kötü olan bu. Ya da bizim oyunu çekiyor geliyor ben varımı. İzleyen diyor ki bu neymiş ya şarkı söylüyorlar, ses kalitesiz, oyuncuların sesi kötü. Yani kalitenin düşmesine ötürü yoksa isteyen çeksin, kendi seyredemiyor o an. Kendisini de mahrum ediyor ama yani. Ama şöyle bir şey var. Bu kişi bir kişi. Yani senin tekil seyircin o bir kişi. O bir yayıncı. Tabii ki. O mutluluğu arayan, senin oyunda maalesef. Mutluluğu arayan bir insan. Evet. Ve onun çok önemli bir gecesi seni izlemeye gelmiş. Onun bunu da bakışı, aktarıyor. Onun şeyi, onun fotoğrafları falan. Ve sonra, yahu şeyde İzmir'de Harem Kabare oynadık. Galiba Aydın'dan mı, Manisa'dan mı gelen bir hanım tarafından kulisimiz basılmış. Niye? Oyundan sonra Okan Bayülgen neredeyse buraya getireceksiniz demiş. Ne yapacakmış? Yayın fotoğraf edecek. Çekilecek. Selfie yapmış. Selfie alınacak. Demişler ki Okan Bayülgen gitti. Ne demek gitti? Daha fotoğraf çekinmedik ki. oyun seyrettiniz. Ya. Yeterli değil. Ben Aydın'dan geldim. Ya aslında müthiş bir özgürlük, müthiş bir tehlikeye dönüşüyor. Yani. Bence delirmeye başladık yani bu kadar. Bence delilik bu. Bence tek tek birey olarak seyircinin böyle olması çok iyi. Tabii böyle bir olsa seyirci çok iyi değil mi? Bence değil. Ben şimdi o olay ne oldu sonra kadın çekerken? Bir sonuç şey olmadı ya ben de tamam mı? Bırak çek dedim. Ne yapacağım onunla kavga mı edeceğim? Önemli değil. Fakat ne değişti biliyor musun? 70'lerde ya da 80'lerde olsaydı gelirse yanlış yorumlamışsınız oyunu. Derdi. Yanlış yorumlamışsınız. O rol böyle yorumlanmaz. Ayrıca da reji tamamıyla yanlış. Ben bu kitabı okudum. Bu doğru değil. Haksızlık etmişsiniz. Hem yazara hem şeye. Değil mi? Tabii. 70'ler 80'lerin tipleri. Evet. Ha, 2020. Neden selfie çekmiyoruz? Sen ve ben beraber. Ha? Neden gitti Okan? O zaman niye oyun oynuyoruz? Beraber selfie şenlikleri düzenleyelim. Aynen. Ya işte telefon büyüdükçe dimağ küçülüyor turnesi. Yani. Öyle bir evet. Ha? Yani telefon... Tablet büyüdükçe dimağ küçülüyor. Aha. Galiba öyle. Ya oyun oynuyorsun. Diyorum ki mesela şey yapmayacak mıyız? Mesela havaalanında bir hanımefendi şeye bize oyuna gelecek Pınar. Bir kadıncağız.
havaalanı, İstanbul Havaalanı'nda işte bu görevli, temizlik memizlik orada görevli. Fotoğraf çektireceğiz dedi. Dedim çekmeyeceğiz. Çekeceğiz. Çekmeyeceğiz dedim. Çekeceğiz. Dedim deli misin nesin ya? Böyle bir şey olur mu? Böyle bir emrediyorsun bana falan filan böyle bir şey. Dedim fotoğraf çekmek yerine konuşalım. Ne konuşacağız? Dedim ne istiyorsan onu konuşacağız. Niye fotoğraf çektiriyorsun? Çok tatlı. Seni çok seviyorum. Ama böyle. Seviyorsan konuş. Anlat. Öyle seviyorsun. Böyle bir şey fotoğraflı sevgi olur mu? Ondan sonra konuştuk. Kızı varmış, çocuğu varmış. Çocuğun şöyleymiş, böyleymiş. Şeyinse orada çalışıyormuş. İşte hayatından memnunmuş, değilmiş, bilmem neymiş. Şimdi ben kadın hakkında özel şeylerle anlatmak istedim. Anlattı. 45 dakika kadını dinledim. Ben konuştum, o konuştu falan. Sonra dedim uçak kaçıyor, ben gidiyorum falan. Fotoğraf çekmeyeceğiz yani. Yetmedi. İmkan yok. Korkunç bir şey. Korkunç bir şey. Bir de kadınların güzel çıkmama ihtimali var. Siz de yaşıyorsunuz. Seni bir daha çek oluyor. 18 kere çekmek değil mi? 18 aynı kere şey. Çekiliyor. Yapay zekaya başvuruluyor. Yapay zeka bacakları uzatamazsa perişan olur. Yok olsun istiyorum ben. Böyle bir anda zıp diye böyle hani var ya öyle distopik diziler miziler. Gerçekten teknoloji böyle bir anda zıp diye yok olsun istiyorum. İnternet. İşte ben öyle bir teknolojik oyun yazıyorum şimdi. Kanlı Kabare'nin içinde var. Ay müthiş. 2040'ta geçiyor. Bütün dünyada çok sık tekrar eden uçak kazaları ve diğer tıbbi kazalar, bilmem ne kazalar, hizmet sektöründeki kazalar yüzünden bütün dünyada görsel iletişim yok ediliyor. Bir anda 18. yüzyılın roman dünyasına dönüyoruz. Herkes her şeyi betimlemeye, tasvir etmeye başlıyor. Mesela selfie yerine, Instagram yerine mesela sesli mesajlar var. Bütün iletişim sesli. Bugün sabahleyin kahvaltıda sapsarı, güneş sarısı bir yumurta yanında... Onlar da ayrı bir yerden delirmişler herhalde. Niye bu kadar betimliyorlar? Niye bu kadar betimliyorlar güneş sarısı falan? IQ düşüyor bütün dünyada. IQ'yu yükseltmek için her şey tasvir ediliyor. Okay. Her şey deli gibi tasvir ediliyor ve uzun girişli romanlar, uzun girişli telefonlar, tekrar telesekreterler, bilmem neler filan çıkıyor böyle bir şey. Ay çok güzelmiş. Ben orada yaşamak isterdim. Herkes roman okumaya başlıyor ve herkes her şeyi anlatıyor uzun uzun. Bir tane öyle dizi vardı. Var mı? Eyvah anlatma. Yok yok ama şey bu tamamen dünyada elektrik kesiliyor. Ha, enerji kaynakları. Darkness mıydı? Öyle bir şeydi galiba. O tarz bir şey. O da çok havalı bir şey. Yani bütün dünyada mesela 2020'de elektrik kesildiğini düşün. Hani. Of. Çok acayip. Evet. Öyle bir fütüristik bir şey. Aslında başka bir şey. Kanibaylık böyle bir şey yazıyorum yani. Ama bu içinde bu da var yani. Fütüristik bir şey. Saçmalama ya. Niye elektrik kesildi? Çok güzel ya. Hayır. Hepimiz böyle bir mucize bekliyoruz sizin oyundaki gibi aslında. Evet gerçekten bekliyorum. Sizde ama mucizeyi tam anlamadım. O biraz şey spoiler vermemek gibi bir şey mi yapıyor? Yok aslında, mucize yok ya abi. Hayır aslında mucize yok. Yani Yasmin'in başına gelen şeyi herkes kendi çıkarı uğruna bir mucize kalıbına sokuyor. Ve kız da buna inanıyor. Aslında bir mucize yok. Anlamıyorum. Gidip seyredeceğim. Çok merak ettim ya. Yani çok şey basit konusu aslında. Yani bir mucize. Bizim Emrah geldi. Bir önceki oyunumun yönetmeni. Yani aslında Asiye nasıl kurtuldun? Biraz daha böyle bir modern versiyon. Modern hali. İlginçmiş bu. Evet aslında yani doğru hızlı, yani. Çok hızlı bir şey rejisi Ümit Aydoğdu yönetmenimiz böyle hızlı bir rejiyle Beliz Güç Bilmez de dramaturgisini iyi yaptı. Yani o anlamda çok iç içe soktu sahneleri. Aynı anda sahneler oynanıyor. Seyirci böyle bir film izler gibi böyle tak tak hani seyirciyi de böyle kaybetmemek için güzel bir reji oldu. Evet ama... evet çok güzel. Peki 12, 13, 26, 27 Şubat. Das Das'ta Biletix'ten biletleri alabiliyoruz. Biletik'ten. 12, 13, 26, 27. Mobilet. Mobilet özür dilerim. Evet. Özür dilerim. Estağfurullah. Bu arada hashtag mobilet yazınca Didem mobilet çıkıyor. Onu nasıl yapacağız ya? Hashtag mobilet yazmayacağız. Ben sana anlatacağım amca onları bir yere. Tıklıyoruz ona da mobilet çıkıyor yani. Ben sana anlatacağım. Das Das'ta. Peki alkışlıyoruz. Çok teşekkür ederim.